Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Yunan basınına konuştu. Deprem sonrası süreçle ilgili açıklamaları oldu. Seçimlerin ertelenmesine dair iddialara yönelik de böyle bir gündem olmadığını, tek önceliğin deprem yaralarını sarmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Yunan Katemirini gazetesinin sorularını yanıtladı. Altun arama kurtarma personelinden güvenlik güçlerine her kesimin deprem karşısında insanüstü bir çaba gösterdiğini söyledi. Hem yaşanan afetin boyutunu hem de ilk andan itibaren sahada hayat kurtaranların emek ve fedakarlığını göz ardı etmek isteyenler var. Devletimiz var gücüyle depremzedelerin yaralarını sarıyor. Gerçekten de Türkiye'nin devleti ve milletiyle birliğini, bütünlüğünü bu zor dönemde açıkça ortaya koyduk. Peki Mayıs ayında yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesi mümkün mü? Bizim böyle bir gündemimiz yok. Şu anda bir numaralı önceliğimiz yaraları bir an önce sarmak. Depremde kaybettiklerimiz ve yaralılarımız var. Tek derdimiz yaralılara, yakınlarını kaybedenlere, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza devletin şefkatlerini uzatmak. Arama kurtarma sürecinde Twitter'ın yavaşladığı iddialarına ilişkin Altun, depremin ardından sosyal medya üzerinden birçok sahte ihbar yapıldığını tespit ettiklerini söyledi. Kurtarma çalışmalarının sabote edildiği endişesiyle idari bir karar alındığını, ancak Twitter'ın somut adımlar atmasıyla birkaç saat süren kısıtlamaların kaldırıldığını kaydetti. Altun, deprem sonrası Yunanistan'la gelişen diyalog sürecine de atıfta bulunarak, "Türk milleti kendisine uzatılan dost elini hiçbir zaman havada bırakmamıştır." ifadelerini kullandı. Bu deprem aslında bize bazı kavgaların halkların kavgası olmadığını hatırlattı bir kez daha. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara her iki ülkenin de kazançlı çıkacağı çözümler bulunabileceğini söyledi. Deprem sonrası dayanışmayla oluşan pozitif atmosferin yakınlaşma ve diyalog süreci için kolaylaştırıcı rol üstlenebileceğini belirtti. Yunanistan depremlerin ardından Türkiye ile ilişkilerde oluşan pozitif atmosferin devam etmesini istiyor. <laughs> Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Sky Televizyon'la konuştu. Her iki ülkede de yaklaşan seçimlere işaret etti. Bu dönemde güven artırıcı önlemler alınmasının ya da istişari görüşmelerin yeniden başlamasının mümkün olduğunu söyledi. Yunan Bakan ilişkilerde tek bir anlaşmazlık bulunduğuna dikkat çekerek Ege ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı sorununa değindi. Meselenin uluslararası hukuk temelinde hem Yunanistan hem de Türkiye'nin kazançlı çıkabileceği şekilde halledilebileceğini savundu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panaitopoulos'a güven artırıcı önlemlerle ilgili görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin tarih önümüzdeki dönemde belirlenebilir açıklamasını yaptı. <laughs> İki ülke arasındaki istişari görüşmeler en son geçen yıl Şubat ayında yapılmıştı. Yunanistan depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülkelerden olmuş, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da bölgeyi ziyaret etmişti.